Sayın Yavuz Arslan, şunu sormak istiyorum size. Özellikle aslında sonda sormam gereken soruyu başta sorayım. Çünkü vatandaşların en çok merak ettiği başlık bu. O da şu. Şimdi bu seçim galiba artık ikinci tura kalacak gibi görünüyor. Tabii kesin bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek bilgiyi beklemek en doğrusu. Yani resmi bilgileri aktarmak en doğrusu, ama eğer sonuç böyle olursa, yani ikinci tura kalırsa. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten %49'ların üzerinde bir oy oranına sahip. Ancak bir konu var ki aslında çok da beklendik bir konu değildi. Sinan Oğan'ın %5'in üzerinde bir oy alması. Yani bu seçimin aslında şaşırtan başlıklarından biriydi. %5'in üzerinde oy alan Sinan Oğan'ın oyları hangi tarafa yönelir sizce? Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci turda Cumhurbaşkanlığı yarışında ipi göğüsleyen taraf mı olur? Neler aktarırsınız? Bu soru seçimlerden önce muhalif seçmen diyelim, Erdoğan karşıtı seçmene soruldu. Büyük oranda birinci turda Erdoğan kazanmazsa ikinci turda kime oy atarsanız sorusunun tercihi Cumhur İttifakı oldu. Tabii bu Muharrem İnce çekilmeden önce bir dengeydi. Şimdi zaten Sinan Oğan'ın ya da Atatürk ittifakının aldığı oy sosyolojisine baktığınızda kendilerine bırak bir oyu değil. Bunun içinde İnce, Muharrem İnce'nin destekçileri ve kitlesel tepkiler de var. Yani kendilerini ne Kılıçdaroğlu'na ne Sayın Erdoğan'da ifade etmeyen üçüncü bir ada yaran tepkisel bir kitle de var. Sinan Oğan bu işin şifrelerini verdi. Halkımızı huzurunu bozmayacağız. Halkımızı kaotik bir duruma düşmesine izin vermeyeceğiz dedi. İşte PKK, HDP gibi unsurlarla da bir arada olmamız beklenmez ki tırnak içinde Hüdapar'a da vurgu yaptı ve sığınmacılar konusunda taleplerimiz var. Atatürk ittifakının ana söylemlerini koydu. Kendisi Atatürk ittifakı bileşenleriyle ve destekçileriyle bir istişare toplantısı gerçekleşecek bir iki gün içinde. Orada bir mutlaka çerçeve kararı aldıktan sonra da hem Kılıçdaroğlu'yla hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeler gerçekleştirecek. Ama Sinan Oğan faktör bir yere kadar, asıl bu faktörün belirleyici olacak seçmenin kendisi. Yani kime oy atarsın? Mesela Kılıçdaroğlu'ndan da Erdoğan'a oy gelebilir. Erdoğan destekçilerinden de Kılıçdaroğlu'na oy gidebilir. Çok geçişken bir tablo olmasa bile bu olabilir seçmen tercih açısından. Ama Cumhurbaşkanı'nın %50 blokunu koruyacağını ve bunun üzerine de ihtiyacı olan o 0,50'yi bu konjektürde parlamentonun verdiği mesajdan doğru söyleyeyim. Ve seçmen topal ördek istemiyor. Yani bir ayağı Cumhurbaşkanı ya da meclisin farklı olan bir ayaklı bir siyasi irade istemiyor. Onun için Cumhur İttifakı avantajlı gidiyor. Sinan Oğan'ın aldığı oyların sosyolojisine baktığımızda milliyetçi hislerin yüksek olan bir seçmen kitlesi olduğunu da biliyoruz. Bu çok ciddi anlamda önemli bir etken. Ben Ülke TV ekranlarında ve diğer mercalarda söylediğim bir şey. Gazeteci olarak bundan dolayı Arzu'dan biraz da tepki almıştım. 2023 seçimlerinin kaderini Türk milliyetçileri belirleyecekti. Bunun ben neden dedim? Çünkü PKK terör örgütü ve FETÖ terör örgütü siyasi alana aşırı şekilde bir müdahale yapıp etki oluşturmaya çalıştı. Herkes yakından bilir gazeteci olarak Türk milliyetçilerinin en büyük hassasiyeti, sinir uçları mukaddes Türk vatanıdır. Türkiye'dir ve Türk bayrağıdır. Türkiye'nin bölünmesine yönelik projeler ve söylemler ayyuka çıktığında, üst noktada olduğunda Türk milliyetçinin o dip dalgasını biz her zaman görüyoruz. Bu MHP'nin oylarının arttırmasında bir yansıda, Sinan Oğan'ın aldığı oy oranında da yansıdığını görüyoruz. Ve bu 13 günlük takvimde de bu milliyetçi refleks devam edecek. Ve her zamanki karar alma mekanizmasında kendi kriterlerine göre Türkiye, Türk bayrağı, Türk dünyası, bölünmez mukaddes Türk vatana olguları üzerinden oy tercihlerini ortaya koyacaklardır. Çünkü hassasiyetleri çok yüksek olan, hani bir partinin içinde olmasa bile hassasiyetleri çok yüksek olan bir kesim işte 7'den 70'e biz de hayatın olağan akışı içindeyiz. Türkiye, Türk bayrağı dediğinde akan suları durduran bir sosyolojik yapımız var. Bu aslında ciddi anlamda bir mesaj verdi siyaset kurumuna. Şöyle dedi: HDP'yi, PKK'yı belirleyici olarak gören söylemleriniz olduğunu görüyorum. Kandil'den bölücü başları yüksek sesle konuşuyor. Onlara terörist deyip onları susturmuyorsunuz. Ama dedi şunu İnce'den çok net bir şekilde şuna: mekanın gerçek sahibi, bu toprakların gerçek sahibi var. Onun adı Türk milleti. Ve ben dedi Türk milleti adına bu milliyetçi refleksimi, milliyetçi duruşumu sandıkta göstermesini bilirim. Ve sandıkta bunun net bir şekilde mesajını verdi. 13 günlük bu süreçte bu siyasi okumaları iyi analiz eden herkes farklı bir duruma gelecek. Unutmamak için mutlaka sorularınızı da soracaksınız. Aklıma geldiği için söyleyeyim. Millet İttifakı'nı da değerlendirmek lazım. Aslında İYİ Parti'ye, Meral Akşener'e ve ekibine siyaset kurumu bir ödev verdi bu milliyetçilik başlığında. Seni dedi bir Türk milliyetçiliği testinden geçiriyorum dedi sandıkta. HDP'ye tavırlı, PKK'ya tavırlı olduğunu görüyorum. Ona da verdiği oy oranla, mesajla bu teste verdiği cevabı, söyleme verdiği cevabı ortaya koydu. Diğer yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç dengeleri açısından da Arzu'nun bir yansıması olacak. Biliyorsunuz DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi, hafızam beni yanıltmıyorsa 33 tane milletvekili aldı. Toplamda %1 oylarının olmadığı biliniyor. Bu seçimde de bu çıktı. CHP'nin seçmeninin oylarıyla seçilen 33 tane sağ menşeili partiden söz ediyoruz. Bu da ilginç bir durum ortaya çıktı. Yani normalde kendi oylarıyla bir tane ya da iki tane milletvekili alabilecekken, işte Büyük Birlik Partisi ortada, bu sefer milletvekili çıkaramadılar ittifakta olduğu için. Bu da değişik bir durum ortaya koyuyor. Tabii burada yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan ve ekibi de yeni bir aktör, siyasi aktör olarak 2 civarında, tam net sonucu bilmiyorum, bir oyarak, kendi önlemlerine girerek 5 milletvekili de olsa rüştünü ispatladı. Yani yeni bir parti, 0 kilometre bir parti diyebileceğiz. İlk seçiminde amlemle parlamentoda temsil edecek. İşte Emek ve Özgürlük İttifakı içinde bulunan Yeşil Sol, işte ya da Türkiye İçi Partisi gibi bileşenler olan, onun içinde küçük partiler de var. Bir ya da iki milletvekiliyle parlamentoda olacak. Tahminim 14 tane siyasi partinin olduğu bir Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama yılına başlayacak. Çok renkli olacak. Tabii burada defaatle tekrarlamayı kendime görev bildiğim, umarım terör çizgisinden uzaklaşması gerektiğini parlamentoda yemin eden, biliyorsunuz anayasa üzerine, Türk bayrağı üzerine, namusları üzerine ve şerefleri üzerine yemin edecekler. Beklentimiz bu yeminlerine sadık kalmaları. O yönde toplumda beklentileri var. Şimdi bu 13 günlük süreçte sizinle bizim karşılıklı kriter yaptığımız gibi birçok vatandaşımıza kriterini yapacak. Benim öngörüm, ben şöyle bir öngörüde bulmuştum. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanırsa çok az bir farkla kazanacak. İlk turda kaybederse de çok az bir farkla kaybedecek. %1'lik gibi bir, ben toplumda bir sinir ucu gördüm. Bunu sandığa nasıl yansıtacağını açıkçası kestiremedim. Ve ikinci tur gibi dedi. Şunu dedi Arzu Hanım, seçmen, ben 13 gün daha sizi dinleyeceğim. Biraz kafam karıştı. Kendinizi iyi ifade edemediniz. Bana kendinizi iyi ifade edemediniz. 13 gün siyaset kurumu, bu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu, bütün siyasi erkler için söylüyorum. 13 gün daha dinleyeceğiz. Kendine derdini iyi anlatan, halk diliyle konuşmaya çalışıyorum. Siyasi söylemlerini, icraatlarını ve projelerini iyi anlatan aday ve teşkilatlar bu süreçte önde olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.